أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. محترم مؤمنler, okuduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Kasas suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu haftadan itibaren bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Elimizden tutup bizi hangi hedeflere götürecek? Bize hangi şerefli bilgileri sunacak? İnşallah bu haftadan itibaren bu sureyi okumaya başlıyoruz. Kasas suresi Mekke'de Neml suresinden sonra nazil olmuş bir suredir. 88 ayeti vardır ve 25. ayetinde geçen kıssa kelimesinin çoğulu kasas kelimesi sureye isim olarak verilmiştir. Surede Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la kavgası anlatılır, Karun kıssası anlatılır. Muhtevasından anladığımıza göre Mekke müşriklerinin zulüm ve işkenceleri altında bunalmış bir avuç Mekkeli Müslümana destek, onların karşılarındaki Mekke müşriklerine de tehdit oluşturmak üzere gelmiş bir sure. Sure hurufu mukatta ayetiyle başlıyor. Ta, sin, mim. Dinleyin, şu anda Allah konuşuyor. Bu söz insan sözüne benzemez. Bu söz alim sözüne, fazıl sözüne benzemez. Bu söz amir sözüne, müdür sözüne benzemez. Sakın ha içinizden birilerinin sözünü dinleyip de çöpe attığınız gibi ya da içinizden birilerinin sözünü dinleyip de kulak ardı ettiğiniz gibi benim ayetlerimi, benim sözlerimi de öylece dinlemeye kalkışmayın. Allah konuşuyor olarak dinleyin. İman etmek üzere dinleyin, hayatınızı, yarınki hayatınızı düzenlemek üzere dinleyin diye Rabbimiz sure başlarında böyle bir dikkat çekmede bulunuyor. Tâsîn mîm. Tilke âyâtul kitâbil mubîn. Bunlar, bu ayetler apaçık bir kitabın, mübin bir kitabın ayetleridir. Bu kitap apaçıktır. Ayetleri, hükümleri, yasaları apaçık olduğu gibi Allah'tan inişi konusu da, inzali konusu da, Allah'tan gelişi konusu da gün kadar açıktır, ayan beyandır. İstediği kadar insanlar Allah'a iftira ede dursunlar. Biz kim, bu kitabı anlamak kim? Biz aciz kullar, bırakın bu kitabı anlamayı, onu elimize almaya bile layık değiliz diye istediği kadar insanlar Allah'a iftira ede dursunlar. Sanki Allah meramını anlatmaktan acizmiş gibi, Allah meramını ifade etmekten acizmiş gibi, sanki Allah'ın ayetleri anlaşılmazmış gibi istediği kadar insanlar Allah'a iftira ede dursunlar. Bakın Allah diyor ki bu kitap mübindir, bu kitap apaçıktır. Herkesin anlayabileceği netlikte, kimsenin bocalamayacağı açıklıkta bir kitabın ayetleridir bunlar. Netlu aleyke min nebe'i Musa ve Firavun'a bil hakkı li kavmin yu'minun. Ey peygamberim, iman eden bir toplum için, iman eden bir topluluk için biz
Musa ve Firavun'un haberini sana hak olarak okuyoruz. İman eden bir toplum için Musa Firavun haberini sana haklı olarak okuyacağız. Hak açığa çıksın diye okuyacağız. Hak bütün insanlık tarafından anlaşılsın diye okuyacağız. Hak nedir? Yeryüzünün en birincil hakkı, yeryüzünün, bu alemin en büyük gerçeği, Allah tek Rab ve ilahtır. Biz de onun kulu ve kölesiyiz. İşte yeryüzünün en büyük gerçeği budur. İşte bu gerçek bütün insanlık tarafından anlaşılsın diye, insanlar Allah'ın tek Rab ve ilah oluş gerçeğini anlasınlar diye biz bu kıssayı sana okuyacağız. Biz bu kıssayı sana okuyoruz ey peygamberim. Bin yıllarca önce gerçekleşmiş bir olayı ve başka hiçbir kaynaktan öğrenme imkanına sahip olmadığımız bir hadiseyi Rabbimiz sevgili peygamberimize okuyacak ve peygamberini bilgilendirecek, peygamberini şereflerin zirvesine ulaştıracak ve peygamberinin şahsında Rabbimiz bizi de bilgilendirecek. İşte şu anda bizler de mübin olan kitabımızı açtık önümüze. Mübin olan kitabın bir kıssasını okuyoruz. Allah şu anda bize de okuyor, bizi de şereflerin zirvesine ulaştırıyor. Neymiş konu? Anlatılacak konu bakın şuymuş. İnne firavune ala fil ardı. Firavun yeryüzünde üstünlük tasladı. Firavun yeryüzünde yücelik iddiasında bulundu. Bütün yeryüzünde değildi, Firavun Mısır'da yaşıyordu ama anladığımız kadarıyla o günkü firavunlar tüm dünyaya egemen bir konumda oldukları için Allah fil Mısır'ı dememiş, Mısır'da dememiş de yeryüzünde. Firavun yeryüzünde üstünlük tasladı. Ben ilahım dedi, ben tanrıyım dedi. Beni dinlemek zorundasınız. Bana itaat etmek zorundasınız. Bana kul köle olmak zorundasınız. Benim yasalarımı uygulamak zorundasınız. Benim istediğim gibi inanmak zorundasınız. Benim istediğim gibi giyinmek, soyunmak zorundasınız. Benim istediğim gibi bir hayat yaşamak zorundasınız dediği Firavun yeryüzünde üstünlük tasladı, büyüklük iddiasında bulundu. Bu ifade, bu ala ifadesi surenin ilerleyen bölümlerinde bir daha gelecek. Rabbimiz orada buyuracak ki biz bu cenneti yeryüzünde üstünlük taslamayan kimseler için hazırladık buyuracak. Biz bu cenneti yeryüzünde ala yapmayan, üstünlük taslamayan kullarımız için hazırladık. Demek ki kibirliler cennete gidemeyecekmiş. Ala yapanlar, yeryüzünde kendilerini diğer insanlardan farklı görenler, insanlara tepeden bakanlar, gurura ve kibire kapılanlar o cennete giremeyecekmiş. Bizde de bu özellik bazen var mı? Hanımlarımıza karşı, çocuklarımıza karşı, dükkanımızda çalıştırdığımız işçilerimize karşı tepeden bakma, gurur ve kibirlenme bizde de var mı? Bakın Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, bir kişi ayakkabısını saltanat sebebi sayar ve benim ayakkabım arkadaşımın ayakkabısından daha güzel olmalıdır düşüncesine kapılırsa, işte bu yeryüzünde ala yapmaktır, üstünlük taslamaktır ve o kişi cennete giremeyecektir. Allahu Ekber. Ben arabasının modelini filan demedim. Ben evinin tipini filan demedim. Ben makamını, koltuğunu filan gündeme getirmedim. Ali Efendimiz diyor ki, kim ki ayakkabısını saltanat sebebi, üstünlük sebebi sayar ve benim ayakkabım komşumun ayakkabısından daha güzel olacak sevdasına kapılırsa, işte bu yeryüzünde üstünlük taslamakmış ve böyle kişi de cennete giremeyecekmiş. Allah için herkes kendisini bir daha gözden geçirsin. Evet, Firavun yeryüzünde üstünlük tasladı. وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا Halkını da şialara, gruplara, hiziplere, cemaatlere, partilere ayırdı. Halkı parçaladı, böldü. Neden yaptı Firavun bunu? Firavunların buna ihtiyacı var. Firavunlar halkı bölmek zorunda.
Firavunlar halkını gruplara, hiziplere, cemaatlere, partilere ayırmak zorunda ki firavunluklarını sürdürebilsinler, sistemlerini yaşatabilsinler. Çünkü firavunlar zalimdir ve halkta da firavunlara karşı bir tepki oluşur, bir düşmanlık oluşur. Eğer firavunlar karşısında halk tek yumruk, tek yürek, tek güç olurlarsa firavunların işini bitirirler. Ama cemaatlere, gruplara, partilere böldü mü firavun halkı, firavuna işlemesi gereken düşmanlık birbirlerine yönelecek, birbirlerinde pasifize olacaklar. Cemaatler, gruplar, partiler birbirlerini yiyip bitirme kavgası içindeyken firavun varlığını sürdürecek, firavun sistemini devam ettirecek. Acaba diyorum, şu bizim toplumdaki cemaatlerin, bizim toplumdaki partilerin, bizim toplumdaki grupların, hiziplerin de arkasında bir firavun var mı? Onları bu noktaya getiren firavunlar mı? Orasını bilmiyorum ama şu kadarını söyleyeyim. Eğer bu cemaatler, şu mevcut partiler ve cemaatler, firavunla bir derdi, bir hesabı yoksa o cemaatlerin, sistemle bir kavgaları yoksa, hep birbirlerini yemekle meşgullerse, o zaman onları da bölen, parçalayan, farklı gruplar haline getiren, onların ipleri de elinde olan, onları da kontrol eden, onların güçlerini birbirlerine yönlendirip, onların güçlerini birbirlerinde pasifize eden firavunlar var demektir. Bunu demek zorundayım. Bakın, Allah diyor ki, وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا. Firavun, ülkesinin insanlarını şialara, gruplara, cemaatlere, hiziplere, partilere böldü, parçaladı. يَسْتَضَعِفُ تَائِفَةً مِنْهُمْ. Onlardan bir grubu zayıflatıyordu. Güçlü olan grubu zayıflatıyor, zayıf olan grubu güçlendiriyor. Bir gruba yardım ediyordu ve yardım gören grup da Firavun'u aziz biliyordu, Firavun'u kurtarıcı görüyordu. Bakın, يَسْتَضَعِفُ تَائِفَةً مِنْهُمْ. Onlardan bir grubu mustazaflaştırdı Firavun, yani köleliğe onları mahkum etti, zillete mahkum etti. Kimdi onlar? Onlar İsrail oğullarıydı. Kimdi İsrail oğulları? İsrail, Kur'an-ı Kerim'de Yakup Aleyhisselam'ın öteki adıdır. İsrail oğulları da Yakup oğulları demektir. İşte Yusuf ve kardeşleri, Yusuf Aleyhisselam Mısır'a geldi, baba Yakup Aleyhisselam, diğer kardeşleri de Mısır'a gelip yerleşti ve 600 yıl Mısır Müslümanların egemenliğinde çok güzel bir hayat gördü. 600 yıllık bir egemenliğin sonunda Firavun oğulları bir desiseyle iktidarı ele geçirdiler ve İsrail oğullarını, yani Yakup oğullarını, yani Müslümanları köleleştirdiler ve bir 400 yılda Müslümanların kölelik süreci oldu. İşte o kölelik dönemini anlatıyor Rabbimiz. Firavun ne yapıyormuş bakın. يُذَبِّحُونَ اَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ. Firavun İsrail oğullarının erkek çocuklarını öldürüyor, boğazlıyor, kız çocuklarını da yaşatıyordu. Erkek çocuklarını öldürüyor, kız çocuklarını da sağ bırakıyordu. Birinci mana. İkinci mana, erkek çocuklarını öldürüyor ve yestahyi nisaehum, kadınlarına da haya edilecek şeyler yapıyordu. Kadınlarına, İsrail oğullarının kadınlarına da utanılacak şeyler yaptırıyordu. Başörtülerine el atıyordu, namus ve iffetlerini bozuyordu. Neden? Çünkü Musa'yı doğurabilecek iffetli bir tek kadın kalmasın diye, Musa'nın annesi olabilecek İsrail oğulları içinde namuslu bir tek kadın kalmasın diye kadınlarına utanılacak şeyler yaptırıyordu. Rahimlerine varıncaya kadar yokluyordu. Onlardan çocuk alıyordu, kendi tarafına o çocukları dahil ediyordu. Ve yestahyi nisaehum. Bir üçüncü anlamı da, erkek çocuklarını öldürüyor ve yestahyi nisaehum, kadınlarını da hayat kadınına dönüştürüyordu. İsrailoğullarının kadınlarını hayat kadınına dönüştürüyordu. İnnehu kâne minel mufsidin. Şüphesiz ki Firavun yeryüzünde düzen bozan ifsatçının tekiydi. Allah'ın yeryüzünde koyduğu düzenini bozuyordu. Peki niye böyle yapıyordu? Yani
İsrailoğullarının, o köle toplumun doğan erkek çocuklarını niye öldürüyordu? Yıllardır Müslümanların ağzında dolaşan bir laf vardı. İsrailoğlu Müslümanların, köleleşmiş insanların ağızlarında dolaşan bir laf vardı. Çok yakında bir Musa dünyaya gelecek, bir peygamber gelecek, Firavun'un tacını tahtını yerle bir edecek ve biz İsrailoğullarını şu kölelikten, şu zilletten kurtaracak diye Müslümanların ağzında bir söz dolaşıyordu. Bu söz Firavun'un kulağına gitmişti ve Firavun tedbir alıyordu. Mutlaka şu doğan çocuklardan birisi Musa'dır. Doğan her bir erkek çocuğunu öldürürsem Musa'nın doğuşunu da önlemiş olurum diyor. Erkek çocuklarını öldürüyordu. Kız çocuklarını da hayasızlaştırıyordu. Ya da sosyolojik bir tahlille söyleyecek olursak, aslında her zalim zulmünün farkındadır. Firavun bir zalim deyip kanlarını emdiği, ırzlarına geçtiği, şahsiyetlerini kemirdiği, bu köleleştirdiği toplumun, asimile ettiği, ezdiği toplumun günün birinde dirilip yıllarca döktüğü kanların hesabını sormak üzere karşısına çıkacağının bilincindeydi Firavun. Her zalim aslında bunun korkulu rüyasını yaşar. İşte şu andaki Amerika, şu andaki İsrail, şu andaki Yahudilik ve Hristiyanlık dünya hafakanlar geçiriyorlar. Acaba şu yıllardır kanlarını döktüğümüz Müslümanlar, aralarına Lozan'da çizdiğimiz suni sınırları kaldırıp da tel örgülerini yırtıp da birleşip yüzyıllardır döktüğümüz kanların hesabını sormak üzere bir gün karşımıza çıkarlar mı? Ha uyandılar uyanacaklar, ha işimizi bitirdiler bitirecekler. Şu anda da Amerika, Yahudilik ve Hristiyanlık dünya bunun korkulu rüyalarını yaşıyor. İşte Firavun tedbir alıyordu. Musa dünyaya gelmesin diye, Musa doğmasın diye binlerce İsrail oğullarının çocuğunu öldürüyordu. Düşünebiliyor musunuz? Daha doğmadan hakkında ölüm fermanı çıkarılmış bir çocuk Musa Aleyhisselam. Daha dünyaya gelmeden hakkında ölüm yasası çıkarılmış bir çocuk. Peki suçu neydi Musa'nın? Kafire hesap sorulmaz ki. Şu anda Filistin'deki çocukların suçu neyse Musa'nın suçu da oydu. Şu anda Afganistan'da binlerce ton bomba üzerlerine yağdırılıp öldürülen, şehit edilen o beşikteki yavruların suçu neyse Musa'nın suçu da oydu. Başka bir suçu yoktu ki Musa'nın. Evet, erkek çocuklarını öldürüyor, kız çocuklarını da hayasızlaştırıyordu. Allah da diyor ki bakın, ve nuridu, biz de istedik ki, bakın Allah ne istemiş, Allah ne murad etmiş, ennemünne alellezine stud'ifu fil ardı, yeryüzünde mustazaflaştırılan, güçsüzleştirilen, ırzlarına, namuslarına geçilen, köleleştirilen o bir avuç İsrail oğlunu yardım edip onları güçlendirelim, onları destekleyelim. Ve nec'alehum eimmeten, ve onları yeryüzünde imamlar kılalım, önderler kılalım. Ve nec'alehumul varisin, yeryüzüne onları varis kılalım. Yeryüzünü onlara devredelim. Yeryüzünün yönetimini onlara devredelim istedik. Ve numekkin lehum fil ardı, bir de onları yeryüzünde sağlam bir biçimde yerleştirelim. O garibanları iktidara getirelim. Yani baştakileri zelil bir biçimde ayağa indirelim. Ayaktakileri de aziz bir biçimde başa geçirelim istedik. Kim istemiş bunu? Allah istemiş. Allah istediğini yapar mı? Elbette yapar. Bakın ayetin devamında Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve nuriye firavne ve hamane ve cunudehuma minhum ma kanu yahzerun. Firavuna, Hamana ve ordularına korktukları şeyi de bizzat gösterelim istedik. Korktukları şeyi başlarına çalalım istedik. Neden korkuyordu Firavun, Haman ve orduları? Asimile ettikleri, yok etmeye çalıştıkları, o köleleştirdikleri İsrail oğullarının bir gün dirilip döktükleri kanların hesabını soracakları konusunda korkulu rüyalar geçiriyordu Firavun. İşte bakın Allah diyor ki biz ona korktuğunu bizzat gösterelim, korktuğu şeyi onun başına geçirelim istedik. Böylece işte Musa dünyaya geldi bile, Musa doğdu bile,
Bakın Allah diyor ki: "Ve evhayna ila ummi Musa." Biz Musa'nın annesine vahyettik. Peki Musa'nın annesi peygamber miydi ki Allah ona vahyettik diyor? Kimi Müslümanlar bu ve benzeri ayetleri delil kabul edip kadınlardan da peygamber olabileceğini iddia etmeye çalışmışlar. Ama mesele öyle değil. Çünkü biz daha önce Meryem suresini okurken Meryem kızcağıza da Allah'ın vahyettiğini öğrenmiştik. Yine Allah'ın bal arısına vahyettiğini öğrenmiştik. Ey bal arısı, hüzme hüzme çiçeklerden bal topla, peteklerde biriktir, kullarımızın iştahına sunuver. Kullarımızın hizmetinde ol diye biz bal arısına vahyettik diyor Allah. Peki bal arısı peygamber miydi? Hayır. Allah yine Kur'an'da biz göklere, yeryüzüne vahyettik diyor. Gökyüzü, yeryüzü peygamber mi? Hayır. Bu Allah bilgisinin bir şekilde insanlara ulaşması anlamına gelir. Ama Kur'an-ı Kerim'de biz elçilerimizi erkeklerden seçtik ayetiyle söyleyecek olursak, ne Musa'nın annesi peygamberdi, ne Meryem kızcağız peygamberdi, ne bal arısı peygamberdi, ne semavat, ne arz peygamberdi. Evet, bakın Allah diyor ki, biz Musa'nın annesine vahyettik. Musa doğdu. Annesine dedi ki bakın Rabbimiz, en erdaihi, çocuğunu emzir. Fe izâ hıfti aleyhi fe elqihi fil yemmi, bir tehlike sezinlediğin zaman, Firavun'un cellatlarının sizin eve doğru yaklaştıklarını sezinlediğin zaman, ki Musa'nın annesi tedirgindi. Neden? Çünkü Firavun'un cellatları gecekondu bölgelerinde kol geziyorlardı. Zaten Müslümanlar yani Mısır'da gecekondu bölgelerde yaşıyorlardı. Çok kötü şartlar altında yaşıyorlardı. Firavun'un cellatları ellerinde kılıç, ellerinde mızrak, gecekondu bölgelerinde gezinti yapıyorlar. Bir evde çocuğun dünya geldiğini öğrenmişlerse hemen dalıyorlar. O çocuğun annesi yavrusunu henüz bağrına basamadan, koklayamadan, sevemeden hemen o çocuğu öldürüyorlardı. Ve Musa'nın annesi de tedirgindi. Çocuğunu dünya getirmişti. Korku içindeydi. Bakın Rabbimiz ona şöylece vahyetti: çocuğunu emzir. Bir tehlike sezinlediğin zaman, yani Firavun'un cellatlarının sizin eve doğru yaklaşmakta olduklarını fark ettiğin zaman, فَاَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, çocuğunu bir sepetin içine koy, onu Nil nehrine bırakıver. وَلَا تَخَافِي, sakın korkma ey kadın. وَلَا تَحْزَنِي, sakın mahzun da olma, üzülme. Senin çocuğunun başına zerre kadar bir kötülük gelmeyecek. Sakın korkma ve üzülme. İnna radduhu ileyki, şunu kesinlikle bilesin ki ey kadın, biz çocuğunu sana geri çevireceğiz. Çocuğunla seni tekrar buluşturacağız. Hiç korkma. Ve ca'iluhu minel murselin, ve bir de şunu söyledi Rabbimiz: ey kadın, senin çocuğunu elçilerden kılacağız. Senin oğlun Musa'yı peygamberlerden kılacağız. Kadın rahatlayıverdi. Allah'tan bu müjdeyi alan kadın artık rahatlamaz mı? Rahatlayıverdi ve aynen Rabbimizin buyurduğu gibi bir sepetin içine koydu. Yeni dünya getirdiği Musa'sını bağrına bile basamadan onu Nil nehrine bırakıverdi. Allah'ın izniyle nehir onu yutmadı. Nehir Musa'yı öldürmedi. Musa yaşamalıydı. Allah kaderi böyle belirlemişti. Nil'in suları o çocuğu saraya doğru sürüklemeye başladı ve Rabbimiz sarayda oturan Firavun'u, karısı Asiye annemizi, hizmetçilerini, nedimelerini evde rahatsız etti, sarayda rahatsız etti. Hadi bakalım Nil'in kenarına bir pikniğe çıkın, bir gezintiye çıkın dedi. Onlara da böyle bir rol verdi Allah. Çıkmalıydı onlar. Çünkü biraz gecikseler Musa'yı bulamayacaklardı. Allah kaderini adım 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 kaza ediyor bakın. Tıpkı kardeşleri küçücük Yusuf'u kuyuya attıkları zaman Allah diyor ki hemen karşıdan bir kervan çıktı. Bir kervan belirdi. Gelmeliydi kervan. Çünkü 3 saat gecikseler, 3 gün gecikseler Yusuf kuyuda ölecekti. Kervan gelmeliydi. Senaryoyu Allah öyle yazmıştı. Kaderi Allah öyle belirlemişti.
İşte onun gibi sarayda Firavun'u, karısı Asiye annemizi ve Nedimelerini, hizmetçilerini rahatsız etti. Hadi bir pikniğe çıkın, Nil'in kenarına bir gezintiye çıkın dedi. Onlar da Allah'ın verdiği rol ile çıktılar. Baktılar ki uzaktan bir sepetin içinde bir şeyler geliyor, bir sandukanın içinde. Merak ettiler, yaklaştılar. Çocuk geldi, bir de baktılar ki sepetin içinde nur topu gibi bir çocuk. Firavun'un karısı onu öyle bir bastı ki bağrına, Musa Aleyhisselam'ı, Firavun'un da yapabileceği bir şey kalmadı. Bakın Allah diyor ki feltekatahu alu firavune. Firavun ailesi onu yitik bir emtia olarak, yitik bir mal olarak, yitik bir çocuk olarak buldular. Tıpkı yitik bir köle olarak Yusuf Mısır'a öyle gelmişti ya, Yusuf'un torunlarının torunlarının torunlarından olan Musa da yitik bir eşya gibi, yitik bir emtia gibi Firavun ailesi tarafından bulundu. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا. Biz böylece Musa'yı saraya soktuk çünkü o onlara düşman olsun ve üzüntü kaynağı olsun diye. Allahu Ekber. Firavun'a düşman olacaktı o Musa, Firavun'a üzüntü kaynağı olacaktı o Musa, ama Firavun'un gözünü kör etti Rabbimiz, basiretini bağlayıverdi Rabbimiz. İşte kendi saltanatına son verecek çocuk sarayda Firavun'un kucağında. İnne Firavune ve Hamane ve cunudehuma kanu hatiin. Muhakkak ki Firavun, Haman ve orduları suçluydular, hata içindeydiler. Allah'la savaş veren cahil insanlardı onlar. Allah'ın mümin kullarına hayat hakkı tanımıyorlardı. Hata içindeydiler. İşte kendilerini yıkacak çocuk kendi kucaklarında büyüyecekti, sarayda büyüyecekti. Bakın, tağutları gözünüzde çok fazla büyütmeyin. Firavunları gözünüzde çok fazla büyütmeyin. Onların yetkileri Allah'ın izin verdiği kadardır. Allah izni kaldırdığı anda onların zerre kadar bir egemenlik yetkileri yoktur. İşte bakın, Allah gözünü köredi verdi Firavun'un. Karısı dedi ki وَقَالَتْ اِمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ. Firavun'un karısı Asiye annemiz dedi ki قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكْ. Ey Firavun, bu çocuk senin de benim de göz aydınlığımız olsun. Bu çocuk senin de benim de gözümüzün aydın olmasının sebebi olsun. لَا تَقْتُلُوهُ. Sakın onu öldürme ey Firavun. Sakın bu çocuğu öldürme. أَسَا اَنْ يَنْفَعَنَا. Umarım ki bu çocuktan faydalanırız. اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدَا. Yahut da bu çocuğu evlatlık ediniriz. Sakın onu öldürme dedi. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Hiçbirisi bu işin farkında değildi. Kadın böyle derken o Musa'nın farkında değildi. Çevresindekiler Musa'nın farkında değildi. İşlerini bitirecek, defterlerini dürecek çocuk olduğunun hiçbirisi farkında değildi. Ama Allah kadına böyle bir rol biçmişti. Kadın çocuğu kucağına öyle bir aldı ki, bağrına öyle bir bastı ki, bir başka surenin beyanıyla söyleyecek olursak, ey Musa diyor, Musa Aleyhisselam büyüyünce Rabbimiz, sen küçükken Asiye'nin gönlünü sana akıtıverdik, Firavun'un karısının sevgisini sana akıtıverdik de o bağrına öyle bir bastı ki Firavun'un da yapabileceği bir şey kalmamıştı. Bakın Asiye annemiz diyor ki ey Firavun, bu çocuk senin de benim de göz aydınlığımız olsun, sakın onu öldürme. Firavun öldürmeye mi niyetlendi? Allahu alem, Firavun az biraz çakalladı. Çocuğun sargı bezinden mi anladı? Köle toplumun üyesi olduğunun farkına mı vardı? Değilse normal bir kişi, normal bir kadın doğurduğu bir çocuğu niye nehire atsın da? Bu mutlaka öldürülmesi gereken çocuklardan birisidir diye anladı. Ama Allah gözünü kör ediverdi. Allah basiretini bağlayıverdi. Burada aklıma bir soru geldi. Doğurmaması gereken bir kadın varsa o dönemin kadınıydı. Doğurmaması gereken bir kadın varsa o dönemin kadınıydı. Çünkü doğurduğu çocuğu bağrına basamadan zaten öldüreceklerdi. Ama bunu bile bile o günün dünyasında bile kadınlar doğuruyordu. İşte doğurdu bakın Musa'nın annesi. Peki bugün
bakamayız, büyütemeyiz endişesiyle, ekonomik kaygılarla çocuk doğurmaktan korkan anaların ve babaların kulakları çınlasın. O gün bile kadınlar çocuk doğuruyordu. Bugün doğurmaktan imtina eden kadınların kulakları çınlasın. Asiye annemizle alakalı bir iki cümle söyleyeyim. Kitabımızın bir başka suresi Asiye annemizin takvasından ve teslimiyetinden söz eder. Firavun'la onun da kavgasından söz eder. İleride iman edecek Musa Aleyhisselam'a ve akşam sabah Firavun tarafından yemek yerine sopa yiyecek bir kadın, ama o daracık imkanları, o küçücük fırsatları değerlendirip o kadın cennete gitti. Ama iki peygamber karısı, Lut Aleyhisselam ve Nuh Aleyhisselam'ın karısı, iki peygamber karısı çok geniş imkanları değerlendiremeyip onlar cehenneme gitti. Bu bize ne anlatır? Bu bize şunu anlatır. Zor şartlar altında da Müslüman olunabiliyormuş. Daracık imkanlar da değerlendirilip cennete gidiliyormuş, ama en iyi Müslümanlığın yaşanabileceği peygamber evidir. Hani çıra dibine karanlık diye bir söz var ya, vahiy o eve iniyordu, civar o evden aydınlanıyordu, ama o iki evin, iki peygamberin iki karısı kafirdi. Onlar o geniş imkanları değerlendiremeyip cehenneme gitti, ama Asiye annemiz cennete gitti. Musa Aleyhisselam sarayda. Zalimler, firavunlar istedikleri kadar tedbir alsınlar. İstedikleri kadar tedbir alsınlar. Firavunların tedbirleri Allah'ın takdirini bozamayacaktır. İşte gördük. Korktukları çocuk sarayda ve üstelik firavunun kucağında büyümeye başladı. Zalimler de kendi yetiştirdikleri elemanlar tarafından mutlak yıkılacaktır. Bu konuda kimsenin zerre kadar bir endişesi olmasın. Kaderi belirleyen Allah, devletleri kuran, devletleri yıkan Allah, büyük irade böyle karar verdi. İşte gelmesin, doğmasın diye binlerce çocuğun kanına girmişti firavun, ama tedbiri hiçbir işe yaramadı. Şimdi Musa Aleyhisselam firavunun kucağında, firavunun sarayında. Peki anne ne alemde? Musa'nın annesi ne alemde? Bakın Allah diyor ki: "Ve asbaha fuadu ummi Musa farigan." Musa'nın annesi kalbi bomboş olarak sabahladı. Kalbi bomboştu. Kalbin bomboş olusu, hani böyle lal kesildi. Ağlasam mı, gülsem mi? Otursam mı, yürüsem mi? Ne yapsam? Yani kalbi kararsız. Kadın dona kaldı. Çünkü kolay değil. Kolay değil. 9 ay beklemişti o çocuğunu. Sevecekti, öpecekti, koklayacaktı, bağrına basacaktı. Sütüyle onu büyütecekti, eğitecekti. Birdenbire çocuğu elinden alınıverilince eli boşa çıkıverdi, kalbi boşa çıkıverdi. Üzüntülüydü, gamlıydı, kederliydi Musa'nın annesi. Acaba diyordu, Nil'in haşın suları, Nil'in haşın dalgaları çocuğumu yuttu mu ki? Acaba Firavun'un askerleri tarafından bulundu da Musa'm öldürüldü mü ki? Acaba başına neler geldi ki diye kadın yine de tedirgindi. Allah ona korkma, üzülme. Çocuğunun başına hiçbir şey gelmeyecek ve çocuğunu sana tekrar döndüreceğiz. Onu elçilerden kılacağız dediği halde insan olarak, fiziksel olarak da zayıf olan bir kadın olan Musa'nın annesi tedirgindi, kalbi boşa çıkıvermişti. Bakın Allah diyor ki, inkâdet, neredeyse az kalsın, letübdi bihi, onu açığa vuruverecekti. Kadın dayanamayacak, açığa vuruverecekti, şöyle bağırıverecekti. Ben bu gece bir çocuk doğurdum, Firavun'un korkusundan onu Nil'e bıraktım, öldürürseniz öldürün, asarsanız, keserseniz kesin, ama yeter ki çocuğumu bir kerecik daha göreyim, çocuğumu bir kerecik daha öpeyim diye bağırıverecekti, sırrını deşifre edecekti. Allah diyor ki neredeyse işi açığa vuruverecekti kadın. Levla en rabatna ala kalbiha, biz onun kalbine bir dayanma gücü, bir dayanıklılık, bir sabır, bir itminan duygusu, bir sekinet indirmeseydik, neredeyse kadın bağırıp sırrını ifşa ediverecek, İşi açığa çıkarıverecekti. لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, bizim vaadimize kesin inananlardan olması için,
Hani Allah vaatte bulunmuştu ya, bizim vaadimize kesin inananlardan olması için onun kalbini desteklemeseydik, neredeyse kadın bağıracak ve işi açığa çıkarıverecekti. Demek ki bir Müslüman Allah'a tevekkül eder, Allah'a iman ederse, Allah onun kalbine sekinet indiriyor. Mesela Uhud'da indirdi Rabbimiz müminlere sekineti, Huneyn'de indirdi Rabbimiz. Ben Huneyn'i değil de Uhud'u kısaca söyleyeyim. Bakın, Uhud'da Müslümanlar mağlup oldular. Mekke müşrikleri galip bir konumdaydı. Ama Mekke müşrikleri şöyle demediler: yahu zaten Müslümanları yendik, bunların işini bitirdik, şimdi Medine'ye yürüyelim, Medine bomboş, Medine'yi de teslim alalım demediler. Neden? Şunun için. Müslümanlar Uhud'a doğru giderlerken, tam düşmanla karşı karşıya geldiklerinde, içlerinde 300 kadar münafık vardı. O 300 münafık geri dönüverdi. Bu orduyla savaşılmaz. Muhammed aleyhisselam hayal görüyor, rüya görüyor. Bu ordunun karşısında durulmaz diye 300 kadar münafık Medine'ye geri döndü. Savaştan vazgeçti. İşte Mekke müşrikleri zannediyorlar ki Muhammed 300 kadar süvarisini Medine'yi müdafaa etmek için geri gönderdi. Şu yaralı halimizde, şu yorgun halimizde Medine'ye yürürsek onlar bizim işimizi bitirirler diye bir korkunun içine düştüler. Halbuki geri gidenler savaşçı falan değildi. Onlar münafıklardı. Ama Allah kafirlerin kalbine korku veriyor. Kendisine tam iman eden müminlerin kalbine de sekinet indiriyor. Vakalet dedi ki Musa'nın annesi li uhtihi, Musa'nın kız kardeşine dedi ki, Musa'nın bir de ablası var. Kaç yaşlarında bilmiyoruz. Bakın, Musa'nın kız kardeşine annesi dedi ki kussihi, hadi kızım kardeşini bir takip et, bir izle bakalım. Ne oldu, başına neler geldi? Saraya bir yaklaş, sarayda bir hareket var mı? Saraya girdi mi kardeşin Musa, başına neler geldi? Bir bilgi toplayıp gel diye Musa'nın kız kardeşini gönderdi. فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Kimseye hissettirmeden, saraydakilere çaktırmadan kız saraya yaklaştı. Baktı ki sarayın kapısında bir hareketlilik var. Sordu ne oluyor diye. Bir çocuk bulunmuş, süt anne istiyorlar. Bizler de acaba bizi süt anne olarak kabul eder mi saray diye grup grup kadınlar geliyor. Çocuğu öldürülmüş kadınlar, göksü sütlü kadınlar, İsrailoğullarının kadınları, acaba 3-5 kuruş bir şeyler alır mıyız saraydan diye grup grup kadınlar süt anne olarak saraya girip çıkıyor. Ama Musa aleyhisselam onlardan hiçbirinin göksünü almıyor. Bakın Allah diyor ki وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاطِعَ مِنْ قَبْلُ Annesinden önce tüm kadınların göğüslerini biz Musa'ya haram kıldık. Allahu Ekber. Almayacaksın demiş Allah. Musa da gelen süt annelerin hiçbirisinin göğsünü almıyor. Biz haram kıldık diyor Allah. Peki aklıma şöyle bir soru geldi. Neden bir süt inek değil de süt anne arıyorlar? Bir inek yok muydu o dönemde? Ya da mama fabrikaları falan yok muydu? Yani acaba onlarda şöyle bir saplantı mı vardı? Doğan çocuk fıtraten anne sütüyle beslenmeli diye bir saplantıları mı vardı? Bizim gibi değiller miydi onlar? Bakın sarayda bile, o günün Firavun'un sarayında bile fıtrat yasaları var. Çocuklar anne sütüyle emziriliyor. Bizler başka şeyler peşindeyiz. Yani neden bir süt anne arıyorlar da süt inek bulmuyorlar diye aklıma geldi. Onu da söyleyiverdim. Bakın Allah diyor ki وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاطِعَ مِنْ قَبْلُ Annesinden önce bütün kadınların göğsünü biz Musa'ya haram kıldık. Hiçbirisinin göğsünü almıyordu. Asiye annemiz de bağırıyordu. Başka kadınlar bulun, başka süt anneler getirin diye ilan ediyordu. Fakalet, Musa'nın ablası, kız kardeşi girdi saraya. Dedi ki, هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى اَهْلِ بَيْتٍ Size bir aileyi salık vereyim mi? Size bir aileyi önereyim mi ki yekfulunehu lekum sizin adınıza bu çocuğu emzirecek, bu çocuğu eğitecek ve hum lehu nasihun ve öz annesi gibi, öz annesi kadar bu çocuğa merhamet edecek, bu çocuğa iyi davranacak
bir aileyi haber vereyim mi dedi. Asiye annemiz dedi ki çabuk bul gel o aileyi. Kız çocuğu koşarak geldi annesine, bağrı yanık annesine. Anne anne müjde, oğlun Musa Mısır'da sarayda, süt anne olarak seni istiyorlar dedi. Kadın çılgınca koştu yavrusuna kavuşmak için. Geldi Musa annesinin göksünü aldı ve böylece iş bitti. Bakın Allah diyor ki feraddetnahu ila ummihi. Böylece biz onu annesine iade ettik. Musa'yı annesiyle buluşturduk. Annesini yavrusuyla buluşturduk. Key takarra aynuha, annesinin gözü aydın olsun diye. Ve la tahsene, bir de üzülmesin, mahzun olmasın, daha fazla acı çekmesin diye. Biz Musa'yı annesine iade ettik. Anneyi Musa'ya kavuşturuverdik. Bir de ve li ta'leme, o kadın Musa'nın annesi şunu kesinlikle bilsin diye bunu yaptık. Enne va'dallahi hakkun, Allah'ın vaadi haktır. Allah vaat etmişti, ne demişti? Korkma ey kadın, çocuğunu emzir. Bir tehlike sezinlediğin zaman bir sepetin içine koyup Nil nehrine bırak. Zerre kadar çocuğunun başına bir sıkıntı gelmeyeceği gibi onu sana iade edeceğiz. Seni ona döndüreceğiz ve de senin oğlunu peygamberlerden kılacağız, elçilerden kılacağız diye Allah vaat etmişti ya. İşte Allah vaadini gerçekleştirdi. Büyük irade Allah'ın iradesidir. Büyük iradenin karşısında hiçbir gücün ve kuvvetin durması mümkün değildir. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Ama insanlardan çoğu bu gerçeği bilmiyorlar. Hangi gerçeği bilmiyor insanlar? Allah'ın gücünü, kuvvetini bilmiyorlar. Allah'ın büyük irade oluşunu bilmiyorlar. İnsanlar bilmiyorlar. Şu anda biz de bilmiyoruz. Önümüzdeki günler nelere gebe? Bilmiyoruz ki. Allah'ın bir hesabı vardır. Önümüzdeki günler küfür programını tamamladı. Allah yeryüzünde Müslümanları egemen kılacak ama nasıl olacak bu iş? Şu anda biz de bilmiyoruz. Allah'ın ne hesapları var? Önümüzdeki günler nasıl zaferlere gebe? Müslümanlar adına nasıl galibiyetlere gebe? Biz de şu anda bilmiyoruz. وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ Nihayet Musa aleyhisselam ruş çağına ulaştı, ergenlik çağına ulaştı. وَاسْتَوَى Serilip serpildi, güçlendi. اَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا Biz de ona hikmet ve ilim verdik diyor Allah. İlim verdik ve de hikmet verdik. Hikmet nedir? Hikmet isabetli karar verme yeteneğidir. Konuştuğu zaman bir kişinin isabet etmesi, 12'den vurması demektir. Hikmet, eşyayı tanımak, varlıkları tanımak, eşya ve varlıklarla Allah'ın istediği biçimde ilişki kurabilme yeteneğidir. Hikmet, Allah'a kulluk bilgisidir. İşte Rabbimiz Musa aleyhisselama ilim ve hikmet verdik diyor. Acaba bu ifadesiyle Musa aleyhisselamın saraydayken, delikanlıyken peygamber yaptık mı demek istiyor Allah? Fakat biz biliyoruz ki Musa aleyhisselam Medyen'den dönüşünde Tur dağında ilk defa vahye muhatap olacak, ilk defa o zaman peygamber olacak. Herhalde burada anlatılan peygamberliğe bir hazırlık bilgisi verildi Musa aleyhisselama. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ İşte biz muhsinleri, biz Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk edenleri, biz Allah karşısında esas duruşunu muhafaza edenleri, biz sürekli kulluk bilinci içinde bir hayat yaşayanları işte böylece mükafatlandırırız. Ne anladık bu ayetten? Şunu anladık. Eğer bize de hikmet verilsin istiyorsanız, eğer bize de ilim verilsin istiyorsanız, eğer biz Allah'tan bilgi ve hikmete ulaşmak istiyorsak, yani eğer biz de Kur'an'ı ve sünneti anlamak istiyorsak, Kur'an'ın ve sünnetin esrarı bize de açılsın istiyorsak, biz de muhsinler olmak zorundayız. Muhsin olmak zorundayız. Bakın biz muhsinleri böylece mükafatlandırırız diyor Rabbimiz. Ben buradan şunu anladım. Allah bir kişiye ilim vermeden önce, bir kişiye hikmet vermeden, Kur'an sünnet bilgisini ona açmadan önce bir bakar. Acaba bu kul benim kendisine verdiğim ilmi, benim kendisine ulaştırdığım hikmeti nerede kullanacak? İnsanlara hava atmada mı kullanacak? Para kazanmada mı kullanacak? Yoksa o ilme, o hikmetle iman edip, amel edip, onu çevresine ulaştırma kavgası içine mi girecek? Allah buna bakar. Eğer
ben çevreme bir şeyler akıtırsam Allah da bana akıtır. Bu doğru orantılıdır. Eğer ben cimri davranır, sayarak insanlara bir şeyler anlatırsam Allah da bana sayarak gönderir. Öyleyse bizler muhsinler olalım ki hikmete ulaşalım, Kur'an esrarını bize açsın, sünneti anlayacak bir konuma gelelim. وَدَّخَلَ الْمَد۪ينَةَ عَلَى حَيْنِ غَفْلَةٍ مِنْ اَهْلِهَا Musa aleyhisselam gençlik yıllarında halkın haberi yokken gizlice bir tebdili kıyafetle mi bilmiyorum şehre indi. Firavun anladığım kadarıyla saraydaki prensleri, Musa aleyhisselam da bir prens olarak büyüyordu sarayda, Firavun'un karısının oğulluğu idi, Asiye annemizin oğulluğu idi, bir prens deyip öyle kolay kolay saraylıları halkın içine salmıyordu Firavun. Niye? Yahu halkın içine girerler de zulmü yakından görürler de halkın inancını paylaşıverirler de bana cephe alırlar mı diye hep onları sarayda tutuyordu. Bizde de birileri elemanlarının halkla ilişkilerini engellemek için halkla elemanlarının arasına bir dönem duvar ördüler değil mi? Aman bu rütbeli subaylarımız halkın içine inmesinler. Halkın inancını paylaşıverirler. Halkın dinini, halkın inancını anlayıverirler. Onlara meylediverirler korkusuyla birileri de kendi elemanlarıyla halkın arasına duvarlar örmüşlerdi. İşte Firavun da duvarlar örüyordu. Ama Musa aleyhisselam yine de Firavun'u atlatarak zaman zaman halkın içine iniyordu. Çünkü kendi grubunun bilincindeydi. İsrailoğullarını tanıyordu. Annesinin kavminin dinindeydi Musa aleyhisselam. Biz ona ilim ve hikmet verdik diyor ya Rabbimiz. Onu kulluk bilgisiyle Rabbimiz donatmıştı. Bir gün şehre indi tebdili kıyafet yaparak. فَوَجَدَ ف۪يهَا رَجُلَيْنِ İki insan buldu orada şehirde. يَقْتَتِلَانِ Kavga ediyorlardı. İki insan kavga ediyordu. هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ Birisi kendi şiasından, kendi grubundan, kendi hizibinden, kendi cemaatinden yani İsrailoğullarından, Müslümanlardandı. Kavga edenlerden birisi. وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ Birisi de düşman tarafındandı. Bakın Musa aleyhisselam düşmanın da farkında, dostun da farkında. Yani İsrailoğlu bir Müslümanla Firavun oğlu bir Kıptinin kavgasına şahit oldu. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذ۪ي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذ۪ي مِنْ عَدُوِّهِ Kendi şiasından, kendi grubundan olan, yani Müslümanlardan olan, İsrail oğullarından olan kişi, düşman tarafına karşı Musa'dan yardım istedi. Ey Musa, şu Kıpti bana zulmediyor, bana yardım et dedi. Musa aleyhisselamdan yardım istedi. Musa aleyhisselam da, فَوَكَزَهُ Musa Ona bir yumruk vurdu. Aralamak için şöyle eliyle bir itekledi. فَقَضَى عَلَيْهِ O yumruk onun ölümüne sebep oldu. O da ölüverdi. Bir yumrukluk canı varmış adamın. Anamın bir duası vardı. Anam 98 yaşında vefat etti. Bir duası vardı. Sürekli yapardı. O zamanlar pek anlayamıyordum. Şöyle diyordu. Ya Rabbi, vadesi 70'lerin şerrinden bizi koru. Bir gün sordum. Ya ana ne demek bu? Oğlum dedi. Adamın vadesi 70, sen bir dokunursun ölü verir, bela başında kalır. Vadesi 70'lerin şerrinden Allah'a sığınırım diye dua ediyordu. Dün akşam doktorlarla dersim vardı, aynı bölümü anlattım. Doktorlara dedim ki samimiyetle her gün bu duayı yapın. Çünkü bir iğne vurur adam, bir ilaç verir. Adam ölecekmiş zaten, vadesi 70 ölü verir. Doktorun başına bela olur, vallahi hocam iyi öğrettin dediler. En çok bizim etmemiz gereken bir dua dediler. Biz de aynı duaya amin diyelim. Adam öldü. Halbuki Musa aleyhisselam öldürme niyetinde filan değildi. Aralama niyetindeydi ama ölüverdi işte. Kale dedi ki, هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ Bu şeytanın amellerinden bir ameldir. Bu şeytanın işlerinden bir iştir. اِنَّهُ عَدُوٌ مُضِلٌ مُب۪ينٌ Şüphesiz ki şeytan bizim için bir saptırıcı düşmandır dedi. Sonra bakın işi tamamen şeytana havale etmedi. Bir şeytan mantığına düşmedi. Musa aleyhisselam dedi ki Kale Rabbi ey Rabbim inni zalemtu nefsi Ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Ben yapmamam gereken bir şey yaptım. Zulüm neydi? Zulüm önceki derslerimde söylemiştim bir daha söyleyeyim. Zulüm
bir kişinin olmaması gereken yerde olması, olması gereken yerde olmaması. Zulüm bir kişinin bulunmaması gereken yerde bulunması, bulunması gereken yerde bulunmaması. Yani zulüm bir kişinin sahibine karşı takınmaması gereken tavrı takınması, takınması gereken tavrı takınmaması. Bakın dedi ki ben yapmamam gereken bir şey yaptım. Ben olmamam gereken bir konumda bulundum. Ben şeytanı dinledim. Ben şeytanın ihvasıyla hareket ettim. Ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Peki hatası neydi Musa Aleyhisselam'ın? Musa Aleyhisselam'ın iki hatası vardı. Bir, zaten bundan dolayı diyoruz ki henüz peygamber değildi. Kendisine peygamberliğe hazırlık bir kısım bilgiler verilmişti ama bu olayı işlediği zaman Musa Aleyhisselam peygamber değildi. Medyen'den dönüşünde Tur Dağı'nda Allah ona seslenecek. O zaman peygamber olacak diyoruz ya. İşte Musa Aleyhisselam'ın iki hatası vardı. Bir, tarafgirlik. Kendi tarafındaki kişiyi tuttu. Halbuki bir Müslüman, iki kişi kavga ediyor. Birisi akrabası, kendi kabilesinden. Diğeri başka birisi ise kesinlikle akrabam diye tarafgirlik yapmamalı. Grupçuluk, hizipçilik, ırkçılık, milliyetçilik yapmamalı ki bunların tamamı zaten batıdan gelmiş İslam dışı şeytan, şeytan amelleridir bunlar, İslam dışı şeylerdir. Musa Aleyhisselam tarafgirlik yaptı. O Musa Aleyhisselam'dan yardım isteyince dur bakalım sen ne yaptın ki bu sana bunu yapıyor, bir de ona sorayım demedi. Yani hakim tek taraflı karar verirse mutlaka hata eder. İki tarafa da sormadan karar verilmemeliydi. Musa Aleyhisselam karşıdakine durumu sormadı. Onun fikrini almadı. Onunla işte bu konuyu konuşmadan tek taraflı karar verdi. Böylece bir yumruk vurdu. Adam da ölüverdi. Bakın dedi ki ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Kale Rabbi fagfirli, bana mağfiret et, beni bağışla ya Rabbi dedi. فَغَفَرَ لَهُ Allah da onu bağışladı. Çünkü şeytan mantığı yapmadı Musa Aleyhisselam. Biliyorsunuz Adem Aleyhisselam'ın tavrını sergiledi. Nasıl? Adem atamızı o yasak meyveden yediren şeytandı. Ama Adem atamız suçu şeytanın üzerine atmadı. Ben suçluyum ya Rabbi beni bağışla dedi. Ama şeytan suçu Allah'ın üzerine attı. Dedi ki فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي beni azdırmana, beni saptırmana karşılık ya Rabbi dedi. Ben de bu Adem'in neslinden intikam alacağım dedi. Suçlu kimmiş? Suçlu Allah. Sanki diyor ki şeytan ya Rabbi bu ortamı sen hazırladın. Beni bu noktaya sen düşürdün. Eğer Adem diye bir varlığı yaratmasaydın, benim karşıma çıkarmasaydın, bana ona secdeyle emretmeseydin ben böyle bir pozisyona düşmeyecektim. Ya Rabbi bütün suç senin. Adem'i sen yarattın. Bana ona secdeyle sen emrettin. Beni böyle bir pozisyona düşürdün. Suç senin ya Rabbi dedi. Suçu Allah'ın üzerine attı şeytan. Bakın Musa Aleyhisselam Adem'in tavrını sergiledi. Suçu şeytana atmadı. Dedi ki ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Ben hata ettim. Ben yapmamam gereken bir şey yaptım. Ne olur beni bağışla. Allah da onu bağışladı. İnnehu huvel gafurur rahim. Şüphesiz ki Allah gafur ve rahimdir. Çok çok bağışlayan ve kullarına karşı son derece merhamet edendir. Bundan sonra Musa Aleyhisselam dedi ki Kale Rabbi, ey Rabbim bima en'amte aleyye, bana verdiğin nimetlere yemin olsun ki felen ekune zahiran lil mücrimin, bir kere bunu yaptım, bir kere böyle bir hataya düştüm. Bundan sonra ebediyen suçlulara destek çıkmayacağım. Ebediyen zalimlerin destekçisi olmayacağım. Zalimlere yardım etmeyeceğim. Bu sözü biz de sıkça söylemek zorundayız. Bu söze biz de sıkça iman etmek zorundayız. Ya Rabbi, biz zalimlere destek olmayacağız. Biz zalimlere yardımcı olmayacağız. Zalimlere arka çıkmayacağız. Çünkü Peygamber Aleyhisselam buyururlar ki men e'ane zalimen fakat e'ane ala hedmil islami. Bir zalime yardım eden, bir zalime destek çıkan kişi bilsin ki yeryüzünde dinin yıkılmasına yardımcı oluyor demektir. O zaman ayakkabı adına
Cebinizden ayakkabı almak için çıkardığınız paralar nereye gidiyor? Kimin işine yarıyor? Hangi içecekleri içiyorsunuz? Amerika'nın kolasını mı içiyorsunuz? Zalimlere destek mi veriyorsunuz? Giydiğiniz elbiselerinizle, kullandığınız deterjanlarınızla kimlere destek çıkıyorsunuz? Kimleri güçlendiriyorsunuz? Allah için onu bir daha düşünün. Bakın Musa Aleyhisselam diyor ki, söz veriyorum ya Rabbi, bundan sonra ben asla zalimlere, suçlulara destek olmayacağım, onlara muzahir olmayacağım. Biz de gerçekten yasal imamımız Musa Aleyhisselam'ın yolundaysak zalimlere destek olmayalım. Fe asbaha fil medineti haifen yeterakkabu, şehirde etrafı gözetleyerek korku içinde sabahladı. Saraya da dönemedi çünkü suçluydu, bir adam öldürmüştü. Yasalara göre de Kıptilerden, Firavun oğullarından birisini öldüren kişi öldürülürdü. Bakın Musa Aleyhisselam İsrail oğullarından 1000 kişiyi öldürmüş olsaydı tebrik edilirdi. Çünkü İsrail oğulları, yani Müslümanlar ölmek için doğuyordu ya da köle olmak için doğuyordu. Ama Firavun oğulları ölmemeliydi. Kıptiler ölmemeliydi. Şimdiki Amerika'nın, İsrail'in yaptığı da aynı şey değil mi? Allah bile bizi öldüremez diyorlar. Allah'la savaşımlarında Allah bile bizi öldüremez diyorlar. Onun için savaş meydanındaki cesetlerini de gizliyorlar. Kimseye göstermiyorlar. İkiz Kuleler'de kaç kişi öldü? Kimi gösterdiler? Hangi cesedi gördünüz? Allah'la savaşımlarında cesetlerini gördüğümüz zaman onların da mağlup olduğunu insanlık anlamasın. Biz Allah'la savaşımlarımızda kesin galibiz diye ölülerini bile göstermiyorlar ama... İşte insanlar ölüyor, Allah hiç ölmüyor. Bu insanların mağlup olduğunu, Allah'ın hep galip olduğunu gösteriyor. Hainler anlayamıyorlar. Şehirde sabahladı, saraya dönemedi. Çünkü bir yasa vardı. Kıptilerden birisini öldüren kim olursa olsun, Firavun oğlunun kanı çok kıymetliydi. Onu öldüren öldürülecekti. فَاِذَنْ لَذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْاَمْسِ Bir de ne görsün? Dün kendisinden yardım isteyen o mızıkçı insan, o İsrailoğlu, kavgacı, tamamen azgın birisi, yestasrihuhu, ona bağırıyordu. Ey Musa, ne olur bana yardım et. İkinci defa, bu neyin nesiydi? Musa Aleyhisselam şaşırdı. Dün onun yüzünden bir cinayet işlemişti. Şimdi aynı adam, ey Musa ne olur bana yardım et diye bağırıyor. Kale lehu Musa. Musa ona dedi ki, inneke lekaviyyun mubin. Sen apaçık bir azgınsın, sen apaçık bir sapıksın dedi. Sonra Musa Aleyhisselam onun üstüne doğru yürüdü. Felemma en arade en yaptışe billezi huve adumun lehuma. Onu yakalamak için üzerine doğru yürüyünce kale dedi ki, ya Musa, ey Musa, eturidu en taktuleni, beni öldürmek mi istiyorsun? Kema katelte nefsen bil emsi. Dün bir adamın kanına girdiğin gibi, dün bir adamı öldürdüğün gibi, şimdi de beni mi öldürmek istiyorsun ey Musa? Bakın Musa Aleyhisselam'ı da deşifre ediyor. Ele vermeye çalışıyordu adam. Yani tipik bir Yahudi. Mızıkçı, şimdiki Yahudi'ye öyle benziyor ki karakter. Böyle tipik bir prototip. Yahudi prototipi. İn turidu illa en tekune cebbaran fil ardı ve ma turidu en tekune minel muslihin. Sen ıslahçılardan değil de bozgunculardan, cebbarlardan olmak istiyorsun dedi. Bu söz Musa Aleyhisselam'ın aklını başına getirdi, ayıktırdı. Yaptığı işin yanlışlığını anladı. Bundan sonra bir mümin kişi gelecek. Kaç ey Musa? Toplandılar seni öldürmeyi planlıyorlar diyecek. Ve Musa Aleyhisselam şehri terk edecek. Ama vaktimiz doldu. İnşallah surenin geri kalan bölümünü, Medyen'deki Musa Aleyhisselam'ın serüvenini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين الفاتحة